Meme büyütme ameliyatları. Hepimizin en çok merak edilen, en çok soruların sorulduğu ameliyatlardan biri de meme büyütme. Meme büyütmede günümüzde 3 teknikten birini kullanıyoruz. Koltuk altı, meme ucu ya da meme altı. Hangisini tercih ediyoruz? Hastalara göre değişiyor. Eğer genç bir anne memeleri doğumdan sonra emzirmeye bağlı olarak küçülmüş ve boşalmışsa meme ucunu tercih ediyoruz. Eğer genç bir kız hiç doğum yapmamış, meme ucunda hissizlik korkusu yaşıyorsa, memenin özellikle meme altındaki izden rahatsız olacağını düşünüyorsak koltuk altını tercih ediyoruz. Özellikle sporcu, çok çabuk iş hayatına dönmek istiyorsunuz, hızlıca da meme ameliyatı olmak istiyorsanız meme altını tercih ediyoruz. Koltuk altı teknolojisine gelince, genç kızlarda ya da özellikle memede iz istemeyen birçok kadın hastada koltuk altı teknolojisi güzel bir teknoloji. Özellikle meme ucunda hissizlik korkusu yaşayanlarda, meme altındaki meme operasyonuna bağlı izi görmek istemeyenlerde koltuk altı çizgisindeki doğal avuç içi çizgisi gibi olan izden biz meme protezlerini rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Koltuk altında en çok sorulan soru, peki istenilen büyüklüğe kavuşabilecek mi? Aynı zamanda kohezif mi? Serum fizyolojik protez mi kullanacaksınız? İşte bunların sorularına gelirsek. Biz günümüzde en çok tercih ettiğimiz protezler yuvarlak olsun, düz yüzeyli olsun ve kohezif jel olsun istiyoruz. Bu protezleri meme ucundan da, meme altından da, koltuk altından da rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Kohezif jel protez özellikle kasları altına ya da kas altına konduğu zaman direkt anatomik şekli alacaktır. Yani damla görüntüsünü alacak, yattığınız zaman da direkt dikliği verecektir. Göğüs kafesinizin önünde anatomik olarak ilerleyecektir. Kohezif jel protez dokunduğunuz zaman meme hissedeceksiniz. Özellikle koşarken ya da kendinizi dinlerken su sesini duymayacaksınız. O yüzden kohezif jel ve düz yüzey protezi çok tercih etmekteyiz. Kohezif jel protez kesildiği zaman içinden çıkan protezin içindeki kohezif de bu. Vücuda dağılmayacaktır. Eğer bir travma, bir operasyon sırasında ya da herhangi bir sebeple protez yırtılırsa bu protez vücudunuzda, vücut hücrelerinize yayılmadan kalacak. Gerektiği zaman bir operasyonda da rahatlıkla temizlenebilecektir. Meme protezleri içerisinde en çok sorulan sorulardan biri de meme protezi operasyonu geçirdim, kanser riski, meme kanseri riskimde artış olabilir mi? Bebeğime süt verebilir miyim? İşte bu soruların cevaplarını verecek olursak, meme protezi operasyonu geçiren birçok kadın üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, protezin kadınlarda meme kanserini arttırdığı yönünde bir bilgiye sahip değiliz. Hatta ve hatta proteze sahip kadınlar kendilerini daha sık rutin meme ultrasonu ve mamografi tetkiklerini yaptırdıkları için de daha erken tanı almakta ve meme kanserinden korunabilmektedir diyebiliriz. Meme protezi sonrasında emzirme sıkıntısı yaşayabilir misiniz sorusunun cevabına da yapılan bilimsel çalışmalar ve yaptığımız hasta takiplerimizde meme protezlerinde süt vermenin bir dezavantaj yaşatmadığını görmekteyiz. Aynı zamanda meme protezi hastalarının rahatlıkla bebeklerine süt verebileceği, emzirebileceği bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Sadece meme ucu operasyonlarında süt kanallarının gidiş yönünde hafif bir zedelenme olabilir. Hissiyattaki gibi böyle bir risk meme ucu operasyonlarında yaşayabilmekteyiz. Meme altı ya da koltuk altında böyle bir sıkıntıyla da karşı karşıya değiliz. Meme protezi ameliyatlarına hazırlık nasıldır? 35-40 yaş altında meme ultrasonu tetkiklerinizi istiyoruz. 40 yaş üzerine de mamografi tetkikinizi görmek istiyoruz. Sonra genel anestezi için özel bir check-up'tan geçiyorsunuz ve anestezi doktoru görüşünü aldıktan sonra artık ameliyata hazırsınız. Ameliyat günü hastanede hazırlandıktan sonra bizim tarafımızdan, yani plastik cerrahınız tarafınızdan çiziminiz yapılıyor. Son detaylar görüşüyorsunuz ve büyüklüğü artık kabaca karar vermiş oluyorsunuz ki günümüzde özellikle 3D printer teknolojisiyle biz size ameliyat öncesi olacak şekli en yakın şekilde göstermiş oluyoruz. Ameliyat süremizde ortalama 1-1,5 saat kadar oluyor. Genel anesteziyi tercih ediyoruz.
Meme altı olsun, meme ucu olsun ya da koltuk altı olsun hiç fark etmeden genel anestezi cerrahın ve hasta konforunu sağlaması açısından anestezi hekiminin tercihi yönünde. Ameliyat sonrasında siz bir süre hastanedeki ameliyathane odasında dinlendikten sonra derlenme bölümünde odanıza geçiyorsunuz. Bir günlük istirahatin ardından bir hafta evde normal nekahat döneminiz yani iyileşme döneminizi geçirmek için istirahat ediyorsunuz. Sonrasında normal rutin hayatınıza başlayabiliyorsunuz. Spor hayatınıza mutlaka 3 hafta 4 hafta ara vermenizi istiyoruz. Ama yürüyüşler, bacak kaslarınızı çalıştırma, karın kaslarınızı çalıştırma da serbest oluyor. Meme büyüklüğüne kararı genellikle ameliyat öncesi hastamızla birlikte veriyoruz. Nasıl bir şekil istediğini, ne kadar büyüklükte bir meme dokusu istediğini ameliyat öncesi planladığımız şekilde ameliyat sırasında da en yakınını yapmak için uğraşıyoruz. Meme büyütme ameliyatlarında özellikle genç kadınlarda ya da doğum sonrası genç annelerde en çok istenen doğal meme şekline kavuşabilmek ve bir ömür bu memeyle yaşayabilmek. Bizim hedefimiz de sizi mutlu etmek.